geldiniz. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Bu videoya geçmeden önce biraz açıklamalarda bulunacağım. Ama direkt olarak cümle kurulumunu görmek isteyenler varsa hem bu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim hem de yorum olarak bırakacağım. 3. saniyede başladığına bakıp direkt olarak cümle kurulumuna geçebilirsiniz. Yeni yıl yaklaşırken yeni yılda artık İspanyolcayı öğreneyim ya da artık şu İspanyolcayı konuşayım diyenlerinizi motive etmeye yönelik bir video olduğu için çok basit bir düzeyde nasıl konuşabilirsiniz bunu göstereceğim bir video. Eğer İspanyolca telaffuzuna dair daha öncesinde bir çalışmamız olmadıysa şuraya ya da şuraya bir yerlere bırakacağım videoya giderek telaffuz çalışması yapmanızı öneririm. Çünkü her şeyden önce telaffuz. Böylelikle bu videoda da ben okurken daha iyi anlamış olursunuz. Daha güzel bir şekilde pekişmiş olur. Ben 30 tane fiil seçtim. Bir de ekstra bir fiil seçtim. Bu fiil benim üzerinde daha da yoğunlaştığım, çokça önem verdiğim bir fiil. Querer fiili. İstemek manasına geliyor. Biz bunu bildiğimiz zaman sadece bu eylemin çekimlerini bilerek çokça yani çok aşırı bir şekilde cümle kurabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü 6 tane kişi var zaten. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. 4 tane cümle tipimiz var. Pozitif, negatif, işte pozitif soru cümlesi, negatif soru cümlesi. Sadece bu kererle zaten yeterince cümle kurabiliyorsunuz. Bir de bu kererin yanına başka eylemler eklediğinizi düşünün. Ben videonun başlığını öyle yazdım ama siz kendinizi öyle kısıtlamak zorunda değilsiniz. Çok daha fazla cümle çıkarmanız mümkün. Sizi de yormamış olayım, başlayalım. Öncelikle istemek manasına gelen querer eylemiyle başlıyoruz. Çekimlerinden başlayalım, tamam mı? Quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. İstiyorum, istiyorsun, istiyor, istiyoruz, istiyorsunuz, istiyorlar. Ben 6 kişiyi birden verdim. Ama eğer siz bu 6 kişiye hakim olmakta zorlanıyorsanız, yani dile direkt olarak alamıyorsanız, baştaki 3'üyle başlayın. Baştaki 3'üyle böyle gerçekten konuşabildiğiniz zaman, onlara hakimiyet kurabildiğiniz zaman, sonra alttaki 3'üne geçersiniz. Yani gecikmiyorsunuz aslında, sadece üsttekini daha iyi kavramış oluyorsunuz. Daha sonra biz siz onlar zaten daha az ihtiyaç duyduğumuz, illaki ihtiyaç duyuyoruz. Başlangıç aşamasında daha az ihtiyaç duyduğumuz şahıslar. O yüzden onları böyle ikinci plana bırakabiliriz. Önce üst tarafta hakimiyet sağlayabiliriz. 4 tane cümle tipimiz var, tamam mı? Olumlu cümle, olumsuz cümle, pozitif soru cümlesi, olumsuz soru cümlesi. Örnek veriyorum Türkçeden. İstiyorum, pozitif. İstemiyorum, negatif. Soru soruyorum, istiyor musun? Negatif soru soruyorum, istemiyor musun? İspanyolca'da soru tipleri aşırı derecede basit. Çünkü mesela istiyorsun diyorum, tamam mı? Bakıyorum sıralamadan istiyorsun. Hangisi? İkincisi. Çünkü sana söylüyorum. İstiyorsun. Bu benim pozitif cümlem. Sonra ben bunu negatif yapmak istiyorum. İstemiyorsun demek istiyorum. Buna bir olumsuzluk eklemem lazım. İspanyolca'da olumsuzluk no ile yapılıyor. Ve bunu fiilin önüne koymam lazım. Quieres no değil de yani no quieres demem lazım. Çünkü olumsuz yapmak istediğim şey fiil, değil mi? İstiyorsun, istemiyorsun. O yüzden bunu götürüyorum, fiilin önüne yapıştırıyorum. No quieres, istemiyorsun. Soru cümlesine geçecek olursak, soru cümlesi için İspanyollar hiçbir şey üretmemişler. Yani onlar için böyle bizim Türkçe'de yaptığımız gibi istiyor musunlu mi soru edatları yok. Benim baba tarafım Kürt mesela. Nenem hep dilen geldin, yedin, açsın diye sorar. Ve ben isterim ki yani o kadın yedin mi, geldin mi, aç mısın diye soruyor. Aynı şeyi İspanyollar da yapıyorlar. Bu bağlamda İspanyollar da biraz Kürttür. O yüzden hiç sıkıntı çekmeyeceğiz. Quieres'i aldığımız zaman vurgulu okuduğumuzda soru cümlesine dönüşüyor. Quieres, istiyorsun. Quieres, istiyor musun? Bir de bunu negatif yapmaya çalışalım, tamam mı? No quieres. Neydi no quieres? İstemiyorsun. O zaman ben istemiyor musun diye nasıl sorarım? No quieres. İstemiyor musun? Aynı. Yani tamamen aynı. Hatta böyle ters soru işareti falan bulmuşlar ki o kadar aynı ki karışmasın diye. O zaman biz 6 tane kişiye sahibiz. Bunların 4 tane farklı cümle tipi var. Zaten bunları birleştirdiğinizde 24 tane cümleye hiçbir şey yapmadan erişmiş oluyorsunuz. Gelelim bunu biraz renklendirmeye. Bir de dikkat ettiyseniz ben başında hiçbir şekilde yo quiero, tu quieres, él, ella quiere falan gibi şeyler kullanmadım.
Çünkü Türkçe'de de ben istiyorum, ben istemiyorum falan gibi sürekli eklemeyiz. Sadece vurgu yaptığımızda söz konusu olur. Lütfen siz de böyle yo quiero falan gibi alıştıysanız onları atın. Çünkü çok kasıntı duruyor. Amacımız daha doğal konuşmak. Renklendirelim dedik, tamam mı? Mesela nasıl renklendirelim? Gidelim. Ne sorusunu öğrenelim. İspanyolca'da ne? Que diye soruluyor. Que, ne? Aldım bunu. Başına koydum. Ne istiyorsun? Demek istiyorum. İstiyorsunu da biliyorsunuz. Neyi de biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Que quieres? Ne istiyorsun? Kullanımına dair de istekler gelmiş. Que'nin kullanımı için ayrıca bir video çekerim. Buradaki que'nin kullanımı bu arada çok basit. Niye? Üstünde tilde var. Üstünde tilde varsa sadece ne manasına geliyor, tamam mı? Üstünde tilde yoksa o zaman olaylar karışıyor. Onu da göreceğiz zaten. Neyse. Ne isteyelim? Mesela bir dondurma isteyelim. Dondurma İspanyolca'da helado. Helado diye yazılıyor gördüğünüz gibi. Lütfen telaffuz çalışmasını yapın. Bunu helado falan diye okumayı çok kötü duruyor. Helado eril bir kelime. Eril dişil mevzusuna da sonra geliriz ama eğer kelimeleri ezberlerken sıkıntı çekmek istemiyorsanız helado yazdıktan sonra mesela yanına eril yazı verin. Böylelikle aklınızda kalır ya da el helado, un helado falan yazın ki hani aklınızda kalmış olur. Yeni başlayanlar da varsa eğer bu eril dişil mevzusunu bilmiyorlarsa hiç önemli değil. Çok önemli aslında İspanyolca için düşündüğümüzde dilin içine işlemiş bir şey. Ama yani o dilin o kadar içinde ki siz böyle yeni başlayıp da yani yeni İspanyolcaya başlamış bir şekilde artikeli halledemezsiniz. Çünkü çok işlemiş içerisine. Bu kullandıkça falan gelişecek. O yüzden boş verin. Helado, dondurma demek. Ne dedik? Bir dondurma istiyorum dedik, değil mi? Başına bir ekliyoruz. Un. Uno aslında bir demek ama artikel olarak kullanıyoruz. Un helado. İstiyorumu da ekleyeceğiz bir şekilde. İspanyolca'da önce fiille başlıyoruz, tamam mı? Önce diyor ki istiyorum, sonra ne istediğini veriyorsun. İstiyorum bir dondurma falan gibi. Quiero un helado. Hiçbir şey istemiyor diyelim. Hiçbir şey ben size vereyim, siz deneyin. Hiçbir şey nada. Hiçbir şey istemiyor. Kim istemiyor? Üçüncü kişi, değil mi? O istemiyor. Quiero ben. Quieres sen, quiere o. Quiere'yi aldım. Bunu negatif yapmam lazım, olumsuz yapmam lazım. İstemiyor çünkü. Gittim başına no koydum. No quiere. İstemiyor. Ondan sonra da ne istemediğini verdik. Hiçbir şey. Nada. No quiere nada. Soralım mesela neden hiçbir şey istemiyor? Ne eksik bizde? Hiçbir şeyi biliyoruz. İstemiyoru da biliyoruz. Neden eksik? Neden? İspanyolca'da por qué. Dikkat ettiysek bunun da üzerinde tilde var. Soru sorarken hep üstünde tilde var. Çok önemli değil. Konuşurken önemli değil. Yazarken önemli. Neden istemiyor dedim. Nasıl soracağız? Ne, nerede, nasıl, kim, kiminle falan bunların hepsi soru cümlelerinin önüne geliyor. Tamam mı? Önce soru cümlesi olduğunu belirtiyoruz. Ondan sonra işte minik öbürleri geliyor. Önce por qué'yi koyduk. Neden? Sonra fiille devam ediyoruz. Porque no quiere negatifte unutmayın. Neden istemiyordu? Ondan sonra da yanına hiçbir şey ekledik. Porque no quiere nada. Neden hiçbir şey istemiyor? Ben bu kereri bu kadar verdim. Gerisinde de siz ne kadar detay isterseniz mesela bugün hiçbir şey istemiyor falan filan diye bugün öğrenmeniz gerekiyor. Gidiyorsunuz kelime buluyorsunuz sonra ekliyorsunuz falan filan. Bunları ekleyebilirsiniz. İstiyorum ki diğer fiillere geçelim. Ben 30 tane fiil seçtim. Bunlar İspanyolca'da çok kullanılan fiiller. Bilirseniz iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu fiillerle alacağız biz kereri bağlayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi kererin 6 kişide çekimi var. Ve bunlardan bazıları da kerer gibi düzensiz eylemler. Ve ilk başlayan birisi için bunların hepsini böyle bir anda yönetmek zor açıkçası. Yani hani biraz zaman alsa bile ya da kağıt üzerinde biliyor olsanız bile konuşurken ya bu düzenli miydi, düzensiz miydi, işte onlarda nasıl çekiliyordu falan gibi zorluklar çektiğinizi biliyorum. Ben mesela dışarı çıkıyorum değil de dışarı çıkmak istiyorum. Ya da işte hafta sonu ailemle yemek yiyeceğim değil de hafta sonu ailemde yemek yemek istiyorum falan gibi böyle ufacık tabii ki de anlamlar kayıyor ama yani başlangıçta ne yapacağız? Mecbur kayacak. En azından konuşmaya eklemeniz gerekiyor, tamam mı? O yüzden kererle yine bağlayarak ilerliyoruz bunları. Çünkü niye?
kararı çekimlersem eğer diğer fiilleri çekimlememe gerek yok. Sebep? Niye böyle bir kural var? Çünkü Türkçe'de de öyle yapıyorsunuz zaten. Yani benim fiili çekimlememin amacı fiili kim yapmış, fiil ne zaman yapılmış bunu vermek. Ben kararı çekimlerken mesela bunu benim yaptığımı ve geniş zamanda yaptığımı istiyorum olduğunu veriyorsam bir de gidip gidiyorum istiyorum demem. Yiyorum istiyorum demem. Gitmek istiyorum derim. Yemek istiyorum derim. Türkçedeki gibi öyle düpedüz bırakırım. 30 tane fiili az önce çektiğimiz kererin yanına böyle böyle yapıştırdığınız anda 30 tane fiil, 6 tane kişi var, 4 tane cümle tipi var. 4, 6, 24, 30, 720 mi? Bunlar bir de kemik yani. Gelmek istiyorum, gitmek istiyorsun. İşte gelmek istiyorlar mı, yemek istemiyorlar mı? Kelime aldınız mesela, bunu bir güzel sosladığınızı düşünün, tamam mı? Hafta sonu merkeze gitmek istiyorum. Bu akşam bir film izlemek istiyoruz. Yarın ailesiyle konuşmak istiyor. Yani buradan 1000 tane de çıkar, 10.000 tane de cümle çıkar. Bizim temelimiz kemiği öğrenmek. Kemikte bir hakimiyet kurmak, daha sonra gidip işte kelime öğrenmek ve bunları böyle renklendirip güzelce bir konuşmak. Lütfen sadece işinize yarayan kelimeleri öğreniyorsunuz. Tahta, masa, kitap yok. Videoyu ben 10 dakika 1000 cümle diye yayınlayacaktım ama anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki yani böyle 1 saat çekebilsem 1 saat çekeceğim. Gelelim diğer fiillerimize. Ben dediğim gibi 30 tane günlük yani çok fazla kullandığımız fiil seçtim. Şimdi bunları kererle bağlayacağız. Aşırı derecede kolay olacak. Quiero'yu aldım, tamam mı? İstiyorum'la başladığımızı düşünelim. Henüz diğer şahıslara girmiyorum. Yanına yapıştırıyorsun işte cümle oluyor. Gitmek istiyorum. Quiero ir. Çıkmak istiyorum. Quiero salir. Uyumak istiyorum. Quiero dormir. Söylemek istiyorum. Quiero decir. Bunları böyle çalıştınız. İyi çalışırken de lütfen böyle ir gitmek, işte dormir uyumak, salir çıkmak diye 5 milyon kere yazayım, 5 milyon kere okuyayımdan ziyade. Çünkü beyin burada sadece kelimelere sahip. Herhangi bir ilişki kuramıyor. Beynimize de yazık. Ne yapıyoruz? Cümle kuruyoruz, ilişkilendiriyoruz. Bir şeyleri kendimiz için kolaylaştırıyoruz. Mesela quiero ir diyorsunuz, gitmek istiyorum diyorsunuz. Sonra eklemeler yapıyorsunuz. Nereye gitmek isteyeyim? Mesela markete gitmek isteyeyim. Market, supermercado. Eril bir kelime, el supermercado. Ve burada dikkat ettiysek market gitmek istiyorum demiyorum. Markete gitmek istiyorum diyorum. O yüzden böyle yönelme manasına gelen bir tane A ekliyorum. Markete gitmek istiyorum dediğim için de A el supermercado demem lazım. A el olmasın işte ünlüyü düşürelim daha güzel şey edelim, telaffuz edelim demişler. Bunu al yapmışlar. O sürekli gördüğünüz al buradan geliyor işte. Al, al supermercado. Toplayacağız. Şimdi ne oldu? Quiero ir al supermercado. Markete gitmek istiyorum. Bu A'nın, E'nin, D'nin daha detaylı nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız, daha çok pratik yapmak istiyorsanız sadece dinleyerek İspanyolca videolarımı mutlaka izleyin. Çünkü ben orada her kelime, her harf yani hani nereden geliyor hepsine göz atıyorum. Siz de benimle birlikte göz atabilirsiniz ve böylelikle pratik yapmış olursunuz. Bu videoları izlerken de size gayet yardımcı olur. Bunları yapıştırdık, kemikleri elde ettik. O zaman sizinle küçük bir test yapalım. Bugün hiçbir şey yapmak istemiyor. Kelimeleri yanda verdim. Nada hiçbir şey. Yapmak eylemi hacer. Bugün nasıl okuyorum? Oy, hey'i telaffuz etmiyorum. Edenleriniz olduysa doğru telaffuz videosuna. İstemiyoru da artık sizin çekmeniz lazım. Az önce öğrettim. Ben beklemeyeyim. Çok uzuyor zaten. Siz videoyu durdurun. Düşünün. Açıklıyoruz. O zaman öncelikle fiil çekiyorum, tamam mı? Fiil benim için her şeyden önemli. İstemiyor. Ne yapıyorum? Üçüncü kişiye gidiyorum değil mi? Çünkü kim istemiyor? O istemiyor. Quiere istiyor. Olumsuz yapıyorum. No quiere. İstemiyor. Ne yapacağız sonra? Türkçesine bakıyorum. Türkçe'de neyle grup oluşturmuş? İstemiyor. Ne istemiyor? Yapmak istemiyor. Değil mi? Öncelikle yapmak istemiyor. Yapmak ne demek? Hacer. Bağlıyorum. No quiere hacer. Yapmak istemiyor oldu. Şimdi tekrar Türkçesine gidiyorum. Soruyorum. Ne yapmak istemiyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Nada. Sondan işte tekrar ekliyorum.
No quiere hacer nada. Türkçe'ye gidiyoruz, soruyoruz. Ne zaman? Bugün. Ne demek bugün? Hoy. Bu oy'u da ister başa koyun, ister sona koyun. Yani bu biraz daha konuştukça, dinledikçe, kulağınız doldukça yerini seçebileceğiniz bir şey. İki tarafta da doğru. Ben olsam mesela hani bugüne vurgu yapmak istediğim için onu en başa alırım. Hoy no quiere hacer nada. Bugün istemiyor yapmak hiçbir şey. Geliyor. Saat kaçta uyumak istiyorsunuz? Saat kaçta uyumak istiyorsunuz? Bu saat kaçta, saatler falan ayrı bir bölüm. İstiyorsanız eğer saatleri anlatmamı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Onun için de bir video çekeriz. Ben şimdilik kalıp olarak veriyorum. Asla kalıp olarak ezberlemiyorsunuz ama, tamam mı? Her şeyin nereden geldiğini görmeniz lazım. A qué hora? Saat kaçta demek. Uyumak, dormir. Saat kaçta uyumak istiyorlar. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sadece kereri çekeceğiz. Soru sorduğum için neyle başlamam lazım? Saat kaçtayla, değil mi? Soruyla başlamam lazım. Saat kaçtayı şimdilik kalıp olarak aldık. A qué hora? Uyumak istiyorsunuz do cümlemiz. O zaman istiyorsunuzu bulmam lazım. Hangisi istiyorsunuz? Queréis, onlar değil, siz istiyorsunuz. Bunu genellikle öğrencilerim karıştırıyor. Queréis, tamam. O zaman istiyorsunuzu da çektim, yanına koyuverdim. A qué hora queréis, saat kaçta istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Dormir. A qué hora queréis dormir, saat kaçta uyumak istiyorsunuz? Onlar da desinler ki mesela, işte saat 8'de uyumak istiyoruz. Saat 8'de saati bilmeyenler için yine ben veriyorum. Buna bir video şart oldu. Ocho, 8 demek. A las ocho. A'yı niye koyuyorum? 8'de demek için. Las'ı da işte onun saat olduğu belli olsun falan falan diye. Uyumak istiyoruz. Uyumayı bilmem lazım. İstiyoruz demeyi bilmem lazım. Hangisi istiyoruz? Queremos. Queremos biz istiyoruz, değil mi? O zaman queremos'la başlıyorum. Olumlu cümle kuruyorum çünkü. Başına sonuna hiçbir şey koymama gerek yok. Queremos. Ne istiyoruz? Uyumak istiyoruz. Öncelikle uyumak, saat değil. Türkçedeki gibi. Grup bunlar. Queremos dormir. Uyumak istiyoruz. Saat kaçta? Saat 8'de. A las 8. O zaman queremos dormir. A las 8. Saat 8'de uyumak istiyoruz. Bir tane daha geliyor. Dilan'la konuşmak istiyorum. Nelere ihtiyacım var? İstiyorum. Konuşmak. İstiyorumu biliyoruz. Konuşmak. Dilan'la. Nedir Dilan'la? Dilan ile'dir. Demek ki benim bir de ile'ye ihtiyacım var. O zaman ile con. Konuşmak. Hablar. Bırakıyorum sana. İstiyorumu aldınız değil mi önce? Quiero. Sonra soruyorum. Ne istiyorum? Dilan'la istiyorum değil. Değil mi önce gelen? Önce gelen konuşmak istiyorum. Quiero hablar. Şimdi Dilan'la bölümünü yapacağız. Bunda da biz Türkçe'de Dilan ile diyoruz. Aslında Dilan con gibi geliyor. Ama İspanyolca'da işte sıralama genel olarak gördüğünüz gibi değişiyor zaten. O yüzden con önce geliyor. Con Dilan. Quiero hablar con Dilan. Dilan'la konuşmak istiyorum. Sonra eklersiniz mesela, dersiniz ki ne zaman olsun? Yarın. Yarın mañana. Nereye ekleyeyim mañana'yı? İster başa ekle, ister sona ekle. Zaten zaman belirtiyor demiştik, değil mi? Mañana quiero hablar con Dilan. Niye başa ekledim? Ben mañana'ya vurgu yapmak istedim. Yarına vurgu yapmak istedim. Bir tane daha geliyor. Sonra sizi bırakıyorum. Yeter, çok uzadı artık. Akşam bir film izlemek istiyorum. Neleri bilmem lazım? İzlemeyi bilmem lazım. İzlemek ver. Filmi bilmem lazım. Film película, dişil bir kelime. Una película olabilir. La película olabilir. Bir film diyeceğiz. Dikkat edelim. Ne zaman izlemek istiyorum? Akşam izlemek istiyorum.
Akşam aslında tarde demek. Öğleden sonra akşam manasına geliyor ama böyle biraz daha geç saatleri aslında söylemek istiyorsanız yani 9'dan sonrası falansa noche'yi kullanabilirsiniz. Gece demek aslında yani bu gece bu akşam çok da dediğim gibi sıkıntı yaratmıyorlar. Bir film izlemek istiyorum. Mesela bu gece olsun noche'yi kullanalım. Noche dişil bir kelime. La noche. Ama İspanyollar geceleyin diye kullanıyorlar. Tamam mı? O yüzden por la noche. Akşam bir film izlemek istiyorum. Dur dur düşün. Quiero ile başlıyorum değil mi? Ben istiyorum. Quiero. Ne istiyorum? İzlemek istiyorum. Quiero ver. Ne izlemek istiyorum? Bir film izlemek istiyorum. Bir dediğime göre una'yı seçiyorum. Una película. Ne zaman izlemek istiyorum? Por la noche. İster başa ister sona. Yani por la noche, quiero ver una película. Ya da quiero ver una película por la noche. Anlaştık. Ben şahıslara pek fazla değinmediğimiz için soruyorum. Akşam bir film izlemek istiyorlar deseydim ne yapardım? Quieren'i seçerdim, değil mi? Onlar istiyorlar çünkü. Quieren ver una película por la noche. Daha fazla uzatmıyorum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz, böyle desteklerinizi gösterebilirsiniz. Özel derslerim hakkında bilgi almak istiyorsanız da eğer bana Instagram adresimden yahut mail aşağıya bırakacağım onları da mail adresimden erişebilirsiniz. Size mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda burada daha sık görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.